Ben de olabiliyor işte. Her şeyden. Atıyorum televizyonda seyrettiğim güzel bir filmin güzel bir karakteri ya da bir Ondan da hanımı da etkisi. ilham verebiliyor. Ben işte, hani kişiye de böyle canlı diyebiliyorsun ya da kafandan geçiyor. Şunu giyse daha güzel olacak. Değil mi? Şöyle bir elbise olsa olay olurdu Kafanda bu. tasarlıyorsun değil mi Tabii o hemen? an aklına geliyor. Gitmiyor. Keza öyle işte daha vardır da şu an aklıma gelen Peki onlar. erkek ne zaman tasarlayacaksın ve kendi Erkek kıyafetlerini kendi tasarladım ben tasarlayacaksın? hayatım. Ben ama onunla haberim yok bak, anlatsana birazcık. Aa nasıl Yani haberim yok? vallahi onu duymamışım ben. Küstüm deyip Ay kalkıyorum şimdi. küsme. Şaka yapıyorum. Ben yıllar önce bu Yeşilyurt'ta sergilediğim defilede erkekte klasik çalışmayı sevmiyorum ben. Yani takım elbise yapan Daha zaten şov değil mi? firmalar var. Aynen öyle. Ben daha relax, daha Salaş. kamp, salaş, şeyler, yelekler özellikle, deri, keten, bazen jean. Erkan hatırladım. Tamam. Özür Tabii dilerim. tabii, yok rica Hatırladım ederim. şimdi. Evet, çok keten deri işleri çok yapmıştın. Evet, bundan sonraki koleksiyonuma başladım zaten. Durmak yok. Evet, seri çalış O ya onları. salaş tarzında hani hot couture böyle ağır abiyeler belki yine olur finalde ama daha casual ve günlük kadın Kıyafetler, kullanabileceği ya da işe bile gidebileceği tarz ketenler olacak Ah süper. bazıları. Dolayısıyla keten düşün onda erkek de olacak ama. Aa çok güzel. Allah Lütfen nasip yap ederse. Çünkü o zaman inşallah. çok tamamlıyor. Öbür türlüsü hot couture'un yanında o salaş yaptıklarını sergileyemiyorsun. Ya tamamen Aynen konsept öyle. önce başka bir şekilde kullanacaksın falan filan. Veyahut da onun için ayrı defile yapacaksın. Kadın Yani erkek. O güzel olur. öyle Biraz daha sorar. casual, Evet. urban style. Yani. Peki mesela kilolu bir bayan geldi sana. Abiye tasarım, tek tasarım yapacaksın. Yapabiliyor musun ve yapıyorsan onun püf noktaları nasıl? Hani onu nasıl zayıf gösteriyorsun? Hangi kesimleri, kumaşları kullanıyorsun? Biraz bize bunlardan bahseder Tabii misin? hayatım. Sen de yine çalıştığın ve bildiğin için. Ben şimdi kimse kusursuz olmak zorunda değil. Tabii ki. Herkes 36-38 olmak zorunda da Aynen değil. öyle. 36-38'lerde bile kusurlar var. Ki vücut proporsiyonları aynı değil zaten keza. Sana güzel olan bana olmayabilir, bana güzel olan öbürü diğerine olmayabilir. İnanın ki de öyle yani. Bunu aslında insanlar hayatın içinde de yaşıyorlar. Aynen öyle. Ben öncelikle işte bakarım işte omuz mu daha fazla geniş, kol mu çok kalın atıyorum göğüs mü fazla olduğundan iri. Elma tipi var, armut tipi Armut var, tipi değil mi? var. Evet. Ona göre işte kişiye tavsiyem oluyor. Genelde kusurlu olan yerlerden uzaklaşıp ilgiyi başka yere çekmek ve olguyu orada göstermek. Mesela Aslında güzel tarafına yoğunlaşmak değil mi? yapılan yanlış demeyeyim de bilinçsizce ya da bilmeden herhalde Yapılanlar. yapılanlar var. İri göğüsler çok kapalı giymemeli. Yaka çok kapalı olmamalı. Daha da iri gösteriyor değil mi? Tabii bütün buraya dikkat çekiyor. Ya da bu aksesuarlar, aplikeler, işlemeler, şunlar bunlar bu iri göğüslü Yoğunlaşmaması hanımların bu lazım. kısmında olmamalı. Bir kere yakaları mümkün olduğunca derin ve yuvarlak ya da ne şekilse ama tabii ki herkesin dediğim gibi dekolte sınırları var. Ama kapatınca o kadar o göğüs